kaldık. Hadi biz gidelim. Gel. Ya söylesene babası mı? Mine bana baba dedi. Öykü, sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Ben yaşayacağım baba. Kendi istediğim hayatı yaşayacağım. Öykü, gel buraya. Seni mahvederim. Evlatlıktan reddederim. Öykü. Derya, niye böyle yapıyorsun anneciğim ya? Ne oldu bir tanem? Ben gelmek istemiyorum. Neden? Siz benim yüzümden kavga ediyorsunuz. Olur mu hayatım? Seninle bir alakası yok ki. Senin hiçbir suçun yok. Söz verelim. Neye söz verelim? Kavga yok. Yani bazen annelerle baba, yani büyükler... Kavga yok. Tamam, kavga yok. Söz mü? Söz. Söz mü baba? Ama sen de bir daha evden kaçmayacaksın. Söz mü? Söz. Peki, gidelim mi artık? Hadi bakalım. Aferin sana. Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz anneciğim. Eve gitmek istemiyorum ben. Eve gideceğiz. Sen de yatıp dinleneceksin, uyuyacaksın, tamam mı? Anladım ki ben yatmayacağım. Peki, nereye gitmek istiyorsun? Plaja. Ne oluyor anne, üfle. Silerim seni, mahvederim. Hiçbir hakkın kalmaz. Annen de kardeşlerin de sırtını dönerler sana. Yüzüne bile bakmazlar. Kızını tehdit etmekten vazgeç artık. Oyun bitti. Evine döneceksin. Baba, orası benim evim değil, senin evin. Daha doğrusu hapishanen. Beni, annemi, kardeşlerimi yıllardır orada tuttun. Ya ama senin dışında hiç kimsenin bir şikayeti yok. Senden o kadar çok korkuyorlar ki seslerini bile çıkaramıyorlar. Ama emin ol, onlar da en az benim kadar nefret ediyorlardır bu durumdan. Benimle geleceksin. Gelmeyeceğim. Peki ne kadar dayanacaksın ha? Bir ay, bir yıl. Sonra ne olacak? Ben söyleyeyim. Pişman olacaksın. İş işten geçmeden hemen bin şu tekneye. Kolay olmadığını biliyorum. Belki çok sıkıntı çekeceğim. Belki aç kalacağım. Belki sokakta yaşayacağım. Ama en azından sevdiğim adamın yanında olacağım. Sen biliyor muydun anne? Niye oğlum? Deniz amcanın babası olduğunu. Derya'nın babası olduğunu mu? Evet. Ha, evet biliyordum. Neden söylemedin Derya'ya? Mine teyzem Derya'nın bilmesini istemedi çünkü. Deniz amcana kızmıştı biraz, küsmüştü yani. Benim babamla gelecek mi anne? Oğlum nereden çıktın? Derya'nın babası da ölmüştü, geldi. Canım benim, bak ben de çok istiyorum gelmesini ama gelemez. Sen de mi kızdın ona? Hayır, asla. Öyle bir şey yok. Niye gelmiyor o zaman? Tatlım bak, o gelemez. Ama baban zaten her zaman bizimle. Ya şimdi bunu anlaman çok zor biliyorum ama önce anlayacaksın. Ama bak haksızlık, Derya'nın babası geldi. Benimki niye gelmiyor? Bak bir şey diyeceğim. Benim canım çok dondurma çekti. Biz şimdi gidip dondurma yesek bunları sonra konuşsak olur mu? O zaman şöyle yapalım. Metin amcalar oteldeymiş, onların yanına gidelim mi? Ha?
tamam. İyi, hadi gel. Beni çok şaşırttın biliyor musun? Ne, pişman mısın yoksa beni durdurduğuna? Bana bak, eğer öyleyse şimdi ayrılalım, burada olsun bitsin yani. Ya dur, hemen de hazırsın ha kavga etmeye. Hazırım evet, çünkü çok sinirliyim. Tamam, bir şey demedik. Yani ben bir daha birisine karşı bir şey hissedeceğimi, onu düşüneceğimi, etkilenebileceğimi ihtimal bile vermiyordum. Yani başkaları mutlu ederek mutlu olmaya çalışıyordum. Özellikle de birini. Doğru. Ha, bundan pişman mıyım? Asla. Yani bu duyguyu o kadar kaptırmışım ki ben kendimi. Mutlu olabileceğimi falan hiç düşünmüyordum. Bakmıyordum etrafı, görmüyordum, reddediyordum. Ama sonra, yıllar sonra yaralı bir kuş çıktı karşıma. Lady Gaga. Öykü, şurada duygusal bir konuşma yapıyorum ben ya. Pardon, özür dilerim. Zaten unuttum ben ne diyeceğimi. Yaralı bir kuş diyordun en son. He. Neyse. Bu benim pencereme konmuş. Ben onu almışım onu. İçeri iyi. Ya gıcık. Ya nasıl oluyormuş? Kötü oluyormuş evet. Özür dilerim. Ama anlat ne olur. Yani uzun lafın kısası... ileride ne olur, ne yaparız bilmiyorum. Yalnız değilsin. Geleceği kimse göremez. Senin olmaktan çok mutluyum. İyi ki geldin. Ben de öyle. Bak, iyileştim.